أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد صلوات. Dersin mevzusu İhsan. Hiç merak etmiş miydin? He? Şimdi geniş bir yelpaze olsun, kuşatıcı olsun diye bir lugat manasını vereceğim. Sonra istila manası, sonra alimler ne demiş, sonra tasavvufçular, enfusçiler ne demiş, sonra Risale-i Nur'dan devam edeceğim. Tamam. Çok ilginçtir. İhsan, lugat manası itibariyle iyilik, lütuf, bağışlamak, cömertlik yapmak. Uygulanış itibariyle şöyle bir vaka olmuş. Cebrail aleyhisselam malum, mektubatta geçiyor, Dihye sahabe radiyallahu anh suretine girerek peygambere zaman zaman aleyhissalatü vesselama sorular sorarmış. Bunlardan bir tanesi de iman nedir, ihsan nedir diye sormuş. Onun için çok ehemmiyetine binaen ben de dersi mevzusu yaptım. Cebrail aleyhisselam sormuş. Gayesi malum, orada anlatıyor. Yani size diyor Peygamber Aleyhisselam, bunları anlatmamı istedi Allah Celle Celaluhu. Cebrail'e bu soruyu sordurtmuş. Allah Resulü İhsan'a şöyle diyor. Allah onu görüyormuşçasına kulluk etmektir. Allah onu görüyormuşçasına kulluk etmektir. Sen onu görmesen dahi o seni görüyor diye İhsan'ı böyle tanımlamış. Yani ben Allah'ı görmüyorum, Allah beni görüyor. Haliyle ubudiyet etmek. Bu İhsan'mış. Allah'ın en büyük ihsanıdır. İhsan bu manada Allah canibinden onaylanmaktır. Onaylanmak bir tanesi ferasettir, tefekkürdür, ibadetin simaya yansımasıdır, nuraniyettir. Yani Allah canibinden cevaplardır bunlar. İhsanın en güzeli ihlastır. Aldığım notları okuyorum. Daha şeye başlamadım. Çalıştım yani. Şu not, gördüğün not yarım günümü aldı. O da beni araştırarak. İhsanın en güzeli ihlastır. Allah'ın sana ihlas vermesi en büyük ihsanıdır. İhsan ferasettir dedik. Müminin ferasetine kaçın, o zira Allah'ın nuruyla bakar. Allah'ın koyduğu bir nurdur. Tefekkür edebilmek, hakkından vazgeçebilmek. Lugatta güzel olmak manasına gelen hüsn kökünden türetilmiş bir mastardır. İhsanda bulunan kişiye muhsin denilir. İhsan adaletin üstünde bir derecedir. Allah Allah. Evet gibi. Sıdıkiyet oluyor. Aferin lan. Yani bir ders yaparken Harun'um, bir ders yaparken belki de 10 tane veya 5 tane en az ders kullanılıyor. Mesela şimdi bir ders kullandın sen. İhsan adaletin üstünde bir derecedir. Niye? Adalet borcunu vermek, alacağını almak, ihsan ise üstüne düşenden daha fazlasını vermek, alması gerekenden daha azını almaktır. Çok tuhaf değil mi? Çok orijinal ondan. İhsan adaletin üstünde bir derecedir. Adaleti tanımlıyor. Adalet borcunu vermek, alacağını almak, ihsan ise
üstüne düşenden daha fazlasını vermek, alması gerekenden daha azını almak. İsa. Düşüncesini Allah'a bağlayabilmek en büyük ihsandır insana. Düşüncelerini Allah'a bağlayabilmek. En büyük ihsan olmasının sebebi en büyük felaketlere götürdüğündendir. Bunun tersi. Eğer düşüncelerini Allah'a bağlayamazsan, o zaman kendine bağlamış oluyorsun ki vehim, vesvese, evham, panik atak, depresyon, kendimi kötü hissediyorum, kendimi iyi zannetmiyorum gibi hastalıkların kaynağı bu. Bu da Allah tarafından onaylanmıyor. Onaylanmak oluyor. Tefekkür oradan mı çıkarttın? Evet, oradan çıkarttım. Tefekkür, bağlanmak bu yöndür. Yani fikir yoldur. Usta diyor ki fikir yoluyla tefekkür o yolda yürüyendir. İhsan ise o tefekkürle vardığın yerden sana verilen cevaptır. Hidayet iman gibi. Evet, yani kapıya vurdun. Hiç kimse de açmaz, geri dönersin. Baktın, kapıya vurdun. Açtılar, sana verdiler bir çiçek. Bu ihsandır. O kapıya gitmek, o yol tepmek fikirdir. Bu bana verir. Bu ihsan cömerti büyüktür. Bu şöyledir, böyle bir adam oturuyor demek tefekkürdür. Kapıyı vurmak da fiili teşebbüstür. Efendim abi. İhsan karşılıklı oluyor değil mi? Yani Kulun ihsanı güzelleştirerek ibadeti yapmak. Allah'ın verdiği cevaptır ihsan ama sende eylemsel Allah görüyor gibi ibadete dönüşüyor o. Evet. Bizdeki yansıması. Evet, dönüşmesi. Allah muhsinleri sever diye ayet. Evet. Çok ilginç bir ders yani. Hele mevzuya gireceğiz. 5 sayfadır. Bir sayfada, yani bir derste en az 3-4 ders olur ama bir tane de boğmayayım, en azını hatırlatmak için dersler oluyor. Düşüncesini Allah'a bağlayabilmek en büyük ihsandır insana demiştim. Tasavvufçulara göre ihsan, İslam zahir, iman batın, ihsan zahir, hakikat batındır derler. Bir de okuyayım. İslam zahir, iman batın, yani zahirle batın, ceset ruh, ceset zahir, ruh batın, İslam zahir, iman batın, İhsan zahir, hakikat batın diye derler tasavvufçular. Çok çeşitli diyorlar da ben özünü aldım. Yani niye merak ettim, bunlar ne diyor? İhsan sahipleri için Kur'an'da şöyle tanımlıyor. Kur'an'a da bak. İhsan sahipleri için Kur'an ne diyor? Dedim ya, yarım günü uğraştım. Bunu bulmak için kaç saat oldu şu anda da? Belki 1 dakika olmayacak okuyacağım. Kur'an'da şöyle geçiyor. Öfkeye hakim olma ihsanmış. Affetme ihsanmış. Hoşgörü sahibi olmak ihsanmış. Sabır ihsandır. Nerede geçiyor? Okuyorum sayfa, ayet. 3. sure 134. ve 135. ayet. 5. sure 13. ayet. 11. sure 115. ayet. 12. sure 90. ayet. Kur'an filistesi arkasında bunlar kayıtlı. Sabırlı olma da mı var abi? Evet, sabırlı bak. Bir de okuyayım. Öfkeye hakim olmak, olabilmek, ihsandan kabul ediyor Allah, ihsan olduğunu. Affedebilmek, affetmek, ihsandır. Hoşgörü, ihsandır. Yani affetmek ve affedebilmek de, yani affedilmek de ihsandır. Allah seni affetmesi. Hoşgörülü olmak, ihsandır. Sabırlı olmak, ihsandır.
İşlerde gene devam ediyor Kur'an. İşlerde aşırılıktan sakınma. İşlerde, işlerinde tefrit, vasat, ifrat. Aşırılıktan sakınma, kararlılık ve cesaret. İhsanmış. Üçüncü sure 147 ve 148. ayetlerde geçiyor. Başka bir ihsan Kur'an'da. Tok gözlülük ve cömert olmak. İhsandır. İkinci surenin 236. ayet. Üçüncü surenin 134. ayet. Başka bir ayet. Muhakkak ki Allah adaleti ve ihsanı emreder. 19. sure 90. ayet. Bitti ayet. Yine tasavvufçulara göre Allah'ın emir ve yasaklarına uyma, zorluklara katlanma hususunda gösterilen sabırdır derler. Yani Allah'ın sana verdiği sabırdır. Sabrın imtihanı da beklemektir derler. Başka? İnsanlar arasında ihsan sahibi kişilerin bulunmasında, bu da benim tespitim okurken, insanlar arasında ihsan sahibi kişilerin bulunması, yani peygamber, ustad, gazali, İmam-ı Rabbani Hazretleri radıyallahu anh, bunlar. Yani hakikat cömertleri, yani Allah'ın ikramını ikram edenler, sohbet ehilleri, sohbet şeydi, nefes ikram etmek, kendini vermek, cömertçe paylaşmak, yani kendini paylaşmak, Allah'ın verdiği. Bu tür insanların varlığı bize, bu babalar var limanda gemiyi bağlamak için. Niçin? Fırtınada korunmak ve bıraktığın zaman dalgalar sağa sola götürmesin diye gemiyi bağlarlar kayaya, bir limanda bir yere. O bağlandığı yere baba denilir. Bazı insanlar böyle babadır. Gemimizin bağlanmasına, kararsız cemiyet denizinde, hayatımız gemisinde, kararsızlık içinde kendimizi karar kılmak adına bağlandığımız nokta, mihengir kişilerdir. Nokta istinat olanlar. Şimdi onlar hakkında şöyle geçiyor. İnsanlar arasında insan sahibi kişilerin bulunması da Allah'ın bir lütfu olduğunu, Kur'an'dan şey yaptım, hadislerde, hadisleri de okudum. Allah'ın bir lütfu olduğunu, niye? Ta ki yuvarlak mana, topladığı mana, ta ki bizim bu ihsan hissimizin inkişafına vesile ve zemin olmuşlar ve ortaya çıkmasına zemin olmuşlar bu insanlar. İhsanın ne olduğunu onlardan öğreniyoruz. Şöyle de diyebilir miyiz? Mesela fakir yoksa zekat müessesesi işlemez. O zaman zenginler için fakirlerin varlığı en büyük nimettir. Çünkü İslam esaslarının bir tanesinin işlemesine vesiledir. Yani zekat vereceksin ki sevap kazanasın. Dolayısıyla ihsan sahipleri de manevi fakirlerin de varlığını böyle kabul ederler. Allah ihsanını insanlara vermişse Allah ihsan sahibi muhsindir. Ya muhsini ya Allah. Çünkü ihsan hüsn mastardı yani. Bu kişiye de muhsin denilir. Hüsn kökünden türetilmişti biliyorsun. Biraz önce okudum. Allah ihsanını insana vermişse o kişi hayatının her safhasında Allah beni görüyor, ben görmesem de şuurunda olmasına vesile oluyor. İhsan diğer manasıyla Allah canibinden onaylanmaktır. Ve onaylandığını şuur etmektir. Şimdi 5 sayfadan seçtim 5-10 tane okuyabilirsem İhsan yerlerini okuyacağım. Yani bunu okumam hepsi mümkün değil. Külliyatta İhsan yazarsanız
Böyle dosya çıkar karşımıza. Seçim. Her bir namazın vakti, her bir namazın vakti, yani Allah ihsan sahibi ya, muhsindir. Her bir namaz vakti, namazın kendisi değil, İhsanat-ı külliye-i ilahiyenin, İhsanat-ı külliye-i ilahiyenin, ilahi külli ihsanının, hadsiz nimetlerinin, iki vakit ortasında toplanmış yükününe karşı şükür ve hamd demekmiş. Yani mesela diyelim ki, sabah ve öğleyin, sabah ve ikindi arasında bir çizgi var, öğlen vakti. Bu öğleyin vakti Cenab-ı Hakk'ın sabah ile ikindi arasındaki toplanan büyük yekün nimetini insana tecelli ettiriyor, vurup geçiyor. Kendisine sahiplenmesine sebep olan namazdır. Bu da Allah'ın büyük ihsanıdır. Yani mesela vurup geçiyor. Mesela çiçeğe vuruyor, geçmiyor. Bak renk olmuş. Aynaya vurup geçiyor, aynaya vurup geçiyor. Sabah ile ikindi arasındaki Allah'ın ihsanını sen kendi ruhunda tutan, vurup geçmeyen, namaz kılmayan vurup geçmiştir. Nefes almış geçmiştir. Allah'ın karaciğeri, böbreği çalışıyor ve vurup geçmiştir. Yani nimetten hiç haberi yok. Yani onu anla, o namaz ihsandır diyor yani. Kılan için ihsana dönüşüyor. Yani Allah'ın onayladığını nereden bileceksin? Allah beni onaylıyor mu? Onaylandığına delil namazdır. Çünkü bir nevi huzura kabulün olan namaz ile ruh miracını yaparsa namaz vaktinde, bu sefer beden arzda namaz kılabiliyor. Ruh diyor 46. sayfa 46 sözlerde, ruh bedende salata kıyam ederse beden arzda namaz kılar. Onaylandığının delilidir. O da ihsandır. Yoksa gelip geçiyor. Başka? Rububiyetin nihayetsiz hazine-i rahmeti de ister ki abd, Rabbinin ihsan ve inamatını şükür ve sena ile elhamdülillah ile ilan etsin. Cenab-ı Hakk'ın ihsan ve inamatını şükür sena yapabiliyorsa, şükür sena manası elhamdülillah. Yani Allah'a karşı elhamdülillah diyebiliyorsa bir insan, elhamdülillah diyebilmesi için şey de olması lazım. Şükür ve sena var içinde. Sende bir şükür var. Bir şükür var. Bir de sena var Cenab-ı Hakk'a karşı. Yani bir de anlatıyorum. Elhamdülillah diyebilen bir insan neyi demiş oluyor altında? Şükür ve senası var. Şükür ve sena yapabilmesi için Cenab-ı Hakk'ın bir abdidir. Allah'ın rububiyetini fark etmiştir. Tersten gideyim. Allah'ın kainattaki rububiyetini, tasarrufatını fark edip Allah bunlara ne kadar nimet verdiğini şuur eden insan, Allah'ın bu ihsan ve inamına şükür ve sena ile mukabele etmeye manasına gelen elhamdülillah ile ilan eder. Elhamdülillah diyebilen onaylanmışsın demektir. Allah'ın ihsanıdır. Tuhaf değil mi? Onu ihsan ediyor. İhsanı elhamdülillah demesi, dedirtmesi de ihsan. İkisi de. Burada bir şey var, anlamanı istiyordum. Heyecanlandırdı beni de. Şimdi Mevlana, hani anlatmıştım, bir daha anlatayım bu makamda. Mevlana dağdaymış. Şeytan musallat olmuş talebesine. Sen 15 seneden beri buradasın, hep dedin ya Rabbi, ya Rabbi. Allah bir defa sana dedi mi? Buyur ey kulum. Demedi diyor. Tamam. Demek ki onaylanmadı. Bundan sonra mı onaylanacaksın?
Adam hakikaten doğru söyledin dedi içindeki şeye sese. Aldı yaşasın çekip gidiyor. Daha da bir hiddet, bir celal Mevlana atına biniyor. Doğru yetişiyor şeye, kursa. Söylüyor nerede? Gitti. Doğru yakalıyor. Nereye gidiyorsun demiş talebesine. Utanmış tabii. Efendim demiş gidiyorum. Neye gidiyorsun demiş. Böyle böyle demiş. Mevlana bununla alakalı bir şey söyleyeceğim. Mevlana demiş ki şimdi sen yokken hiçbir şey bilmezken sana seni yaratan seni hamd etme yani şükretme mukabele etme donanımlarıyla donatan ve sana ya Rabbi duygusunu haletini fikrini verip ağzını çalıştırıp ya Rabbi dedirten zat sen ya Rabbi demeden buyur kulum demiş olmuyor mu önceden? Eğer Allah buyur kulum demeseydi sen ya Rabbi diyemezdin. Ya Rabbi diyebilmen için kalbinde meyil, dimağında fikir, ağzında eylem olması lazım. Bunların hepsi sahibi odur. Sen bana böyle diyesin diye bu sistemi sana çalıştıran, sen demeden sana mukabele eden zattır. Dedi. Bu ise hamd'dır. Hamd budur. Bunu anlayıp, onun için 15. şuadan çıkarıyorum. Hamd edebildin mi? Kalbinde meyil var, aklında fikir var, dilinde eylem var. Bu üçünü birleştirip de ortaya çıkmasına olabilmesi için Allah lazım. Bunu sana söylettirene elhamdülillah diye sana söylettirene bu elhamdülillah'dan daha kuvvetli elhamdülillah demen lazım. Sistemi de fark edince hamd oluyor. Hamd oluyor işte. Azizim Mehmet'in basit zannediliyor biliyor musun elhamdülillah demek. Bak bir şey söyleyeyim. İnanarak tabii. Gafil dahi olsa şüphesiz yani ama inansa. Bunun derecesi son. Bak iyi dinle. Elhamdülillah diyebilmek için iman lazım. Elhamdülillah diyemek için Allah'ın onaylaması lazım. Yoksa diyemezsin. Sevditmesi sevemezsin. Dettirmesi diyemezsin. Kafir desin de göreyim. O basit ki ağzımızdan çıkıyor değil mi? Oysa o bir kimlik ya. Senin nüfus kağıdın yok mu? Basit değil mi böyle bir kağıt? Ama kardeşim o kimliğin olması için baba lazım, ana lazım, güneş lazım. Annen, baban büyüyecek, evlenecek, seni ortaya çıkmasına vesile olacak. Ondan sonra bu kadar gıdalar lazım. Yaratılacaksın. Yaratıldığının farkındalığı olan kimlik olması lazım. Kimlik basit değil ki. Varlığını gösteriyor ama varlığını o gösteren kimlik olabilmesi için sen var olman lazım. İşte elhamdülillah kimlik kartı gibidir. Elhamdülillah tereşuhat mı diyordunuz? Evet, elhamdülillah tereşuhattır. Yani ağacın meyveye hulasalanması. Elhamdülillah tereşu. Eğer onun kalbinde meyil, aklında fikir, eylemsele de fiile dönüştürürsen teşahhus oluyor. Tereşu teşahhus oluyor. Şahıslanıyor. Hayatın hamd oluyor. Bunu yaptıran insandır işte. Yani öyle. Merhamet ise ihsansız olamaz. Allah'tır. Nasıl biliyor? Merhameti var, ihsanı var da ondan. Yani Allah'ın ihsanı, yani Allah canibidir ihsan. Çok antikadır. Anlamadınız biraz. Merhamet ise İhsansız olamaz. Peki ihsan edeceği kimse yok. Olmaz işte. Peki cehennem ihsan ama o ihsan değil, cennet ihsan değil. Cennete kimse yok. O da olmaz. O zaman seni cennete koyması Allah'ın ihsanıdır, merhametidir. Yani ihsan merhameti gösterir. Merhamet de Rahman'ı gösterir.
Başka? Nihayetsiz ihsan ve nimetlendirmek ise nihayetsiz minnettarlık nimetlenmek ister. Başka? Daimi kemalat ise daimi tezahürü ister. O ise takdir ve istihsan edicilerin devamı vücuttan ister. Yani Allah'ın ihsanı, Allah'ın kemalatı bizim bekamızı iktiza ediyor. Ebedi olmamız lazım. Çünkü niye? Daimi kemalat ise daimi tezahürü ister. O ise takdir ve istihsan edicilerin devam vücudunu ister. Bu bazıları şöyle yorumluyor bunu. Allah bunu istiyor demek ihtiyacındandır. Yani Allah daimidir, kemalatı daimidir, tezahür etmek ister. Bu dolayısıyla Allah yaratması veya insanların ibadet etmesi, onu takdis etmesi ihtiyacındandır zannediyor. O soruya da cevap vereyim. Hayır, asla. Mesela ıslattı. Bunun ıslatması ihtiyacından mıdır, fıtratından mıdır? Fıtratındandır. Güneş ışık vermesi fıtratından mıdır, ihtiyacından mıdır? Fıtratındandır. Yani bu su der mi ki, ah ne olur ben örtüyü bir ıslatsaydım. Güneş der mi ki, ah ne olur mahlukat olsa da ışığımı verseydim. İhtiyacım var onlara. Hayır. Güneşin ışık vermesi ihtiyacından değil, fıtratındandır. Yani güneş oluşundandır. Güne, tersini düşün. Su dökülüyor, ıslatmıyor. Su olur mu? Olmaz. Çünkü niye? Su ıslatılamaz. Bu suyu kim ıslattı? Okyanusu bunun üzerine dökseniz bir bardak su üzerine, okyanusu suyun bir bardak suyun üzerine dökün, suyu ıslatamazsınız. Çünkü su ıslatılan değil, ıslatan olduğu için. Güneş ışığını verdiği için güneştir. Vermese güneş denilmez, bir gezegen olur. Allah da Halik olduğu için Allah'tır, Allah olduğu için Halik'tir. Yaratma ihtiyacından değil, Halik oluşundandır yaratması. Su olduğu için ıslatandır, ihtiyacından değil. Güneş olduğu için ışık veriyor. Yani ışık verdiği için de güneştir. Yoksa ışık vermek ihtiyacından değildir, fıtratının iktizasıdır. Allah da Halik olduğu için yaratıyor. Yaratma ihtiyacı olduğundan değil. Yani güneşten faydalananlar olmasa dahi güneş ışığını veriyor. Ya güneşten ne yaptınız ya? Bir sürü ağaçlar vardı. Ne güzel ışık veriyordum. Onlara fayda veriyordum. Ben bayağı istifade ediyordum. Der mi? İster ağaç olsun, ister olmasın. İstersen ol, ister olma. Güneş ışık vermesi ihtiyacından değil, fıtratındandır. Yani yapısı gereği. Işık vermek. Peki, insanın tahsin etmesi, şükretmesi ihtiyacındandır. Ve aynı zamanda fıtratındandır. Çünkü şükrederken onu onayladığını zannediyor. Fıtratına malzeme alıyor. Çünkü vermek almanın adıdır. Çocuğu okşadın, ağlayan çocuğu. Yavrum ağlama. Ağlıyordu. Sen iyilik yaptın zannediyorsun. Sen onu okşarken aldın de zevk. Oysa çocuk ağlaması pozitif enerjinin fazlası olmasındandır. Negatif olsaydı ağlayamazdı. Pozitif fazla. Sen elini vurdun, temas ettiği anda senin psikolojin sıkıntılıydı. Bir sürü hayatın debdebesi vardı. Sıkıntım vardı. Yani eksik fazla. Artıya ihtiyacım vardı. Çocukta eksi az, artısı çok. Çocuğa temas edince Allah Resulü diyor ki, okşamak sadakadandır. Ne demek biliyor musun? Ha, o dindeki tamam. Yani o ağlayan çocuğa pozitif enerjisi fazlaydı. Temas ettiğin anda tak pozitif sana geliyor. Sendeki ne dakika ona... O pozitifliğini, fazlasını vererek
armoni dengeye geliyor. Sen de pozitif ihtiyacın var. Ağlarak tamam yavrum, tamam. Fiziksel boyut. Onun için okşamak ihtiyacındandır. Yani senin fıtratın istiyor bunu. Tamam mı? Bunu mecbursun. Fıtratın. İyilik edince de rahatlanıyor. İyilik yapınca sen rahatlıyorsun. Onu o ikinci derecede. O bir ikinci derece bir şey değil o. Rahatladığımız için ediyoruz. Tabii ettiğimiz için. Yani mesela diyelim ki iyilik ettiğin birisine. O ne kadar seviniyor? İki. Sen dört kat ondan lezzet alıyorsun. Anaya sor bakalım. Aç oluyor, susuz oluyor, uykusuz oluyor, kalkıp yapıyor. Çocuğunu emziriyor, altını değiştiriyor, bilmem ne. Ana bundan zevk alıyor ve inşa oluyor. İnşa oluyor, inşa, besleniyor. Onu yapmaktan ruhu güçleniyor. Anneler emzirmekten zevk alır. Altını değiştirmekten zevk alır. Yani inşa olur, buna ihtiyacı vardır annenin. Ama şefkatimle yapıyorum. Şefkat kendisi lezzettir, ücrettir. Hizmetin kendisi ücrettir. Hizmet de ücret almayacağız. Hizmetin kendisi ücrettir. İman etmek kendisi ücrettir. İman kendisi ücrettir. İmanla bir şey almaya hakkımız yok. Verirse verir Allah. O ayrı bir şey. Dünyada bu kadar insanlar intihar ediyor, bilmem ne yapıyor, bunalıyor. Bu kadar rahatsınız. Dünya bu kadar, 123 Kastamonu'da diyor, buhran geçiriyor diyor. En rahat ehli imandır diyor. Bunların içinde ehli tevekkül ve teslim sahibi olanlardır. Bunlar içinde diyor, Risale-i Nur talebeleridir diyor. Bunların içinde diyor, ehli tahkik olanlardır diyor. Bunların içinde 147'de enfusi tefekkürel sahip olanlardır. Onlar seyahat ederler. Bu saray-ı kainatın meliki olan seyidimiz, bu gördüğünüz ihsanat ile size muhabbetini gösteriyor Allah. İhsanat ihsanmış. Cenab-ı Hakk'ın kainattaki ihsan, ihsanat var ya böyle verdiği nimetler, o şeyi ihsanat, ihsanını gösteriyor. Fiile dönüşmüş. İnsan ise ihsan edeni perestiş eder, perestişe liyakatı olana kurbiyet ister ve görmek talep eder. Bu da çok ilginç olduğu için sözleri söyleyeceğim. 339. Bunu biraz gireyim bak, az gireceğim ama. El insanu abidul ihsan hadisi var. İnsan ihsana kuldur. Tamam? Bak şimdi. İnsan ihsan edeni sever. Birisinden istifade ettiniz mi? Ettin. Onu seversiniz. Çünkü kaynaktır, sana geliyor. O seni yapılandırdı mı biraz daha, içeriye seni taşıdı mı? Perestiş edersiniz. Onsuz yaşayamazsınız. Öyle bir hale gelir ki, onsuz, onunla konuşmadan, onu görmeden artık yaşama şansınız yok zannedersin. Bu perestiş edersiniz. Bu zanneder ki, ya ben aşık mı oldum? Hayır, aşık değil bu. İzi takip ediyorsun. Koku köpek takip ettiği gibi o feyizi takip ediyorsun. Feyiz Allah o aynayla sana veriyor. Herkes herkese ayna olamaz. Bazı insan bazı insana ayna olur. Mesela Mahmud Efendi Hazretleri bazı insanlar aynadır. Ustad bazılarına aynadır. Süleyman Efendi Hazreti bazılarına aynadır. Vesaire. Bunların içindeki detaylar var, cemaat içindeki takipçileri. Tarikatta vekil, kurslarda hoca, nurculukta abi. Bunlar da o sıfata ne kadar bürünmüşlerse, yani o cemaatin hakikatini ne kadar yaşarlarsa ayna olurlar. Bu ayna darlığından dolayı onlara feyiz gelir. Feyiz gelir. Bu aynanın haberi olur veya olmaz. Allah'ın ihsanı. Dolayısıyla bunlara karşı bir ondan ne feyiz geldiği için bir şey olurmuş. Perestiş olur. Sevgi olur. Bu sevgiden biraz da ileriye giderse onunla beraber olmak ister. Onunla hareket etmek ister. Daha ileri girer.
Yani onsuz yaşama hak şeyi o yok artık, öyle inanır. O var. Bu şirk değildir. Vesiledir. Ayet-i kerimede vesile arayınız diyor. Allah diyor ki bana varmak için vesile yapın. Vesile için demiyor muyuz? Ya Rab, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmetine ve hatırına bunu bana ver diyoruz. Vesile. Ağaç vesile. Bu gül, bu dal, dal ona vesile. Hekimi azık, doktor vesile. Vesile. Vesilesiz ne var? Bir söyler misin bana? Kur'an vesile, peygamber vesile, iman vesile. İman kendisi Allah değil ki. Allah'ın nurudur. He? Kurbiyet gibi biraz. Yani yok. Vesile kurbiyet, verilen cevap akrebiyet. Aynadakini görünce... Ha, abi mi? Abi kurbiyet. Seni taşıyor. Yani mesela aynaya bakıyorsun değil mi aynaya? Oraya bakıyorsun gibi geliyor. Hayır, oraya bakmıyorsun. Tamam, bakıyorsun. Buraya bakıyorsun. Ama buna bakıyorsun. Bunu kaldır. Nasıl tarayacağım? Bunu getirince, aa gördün mü kendin, bak. İşte abi, hoca, vekil böyle aynadır. Ama aynalıktan başka makam vermemek lazım. Kaynak dersen, menba dersen şirk budur. Vesiledir diyeceksin. Ağaç bana nasıl vesile ise, süte sığır vesile ise, tamam. Toprak rızka vesile ise, vesiledir. Başka? Atlıyorum. Buraları hep okumuş kabul ediyoruz. Bunu da okumuş kabul ediyoruz. Buradan bir tane okuyayım. Ziyayı verenin ziyadar olması lazım. Tenvir edenin nurani olması gerek. İhsan gınadan gelir, lütuf latiften zuhur eder. Sözler 621. Şimdi biraz da şey yapın. Ziyayı verenin ziyadar olması lazım. Mesela ışık veriyor, güneş karanlık. Böyle olur mu? Bir güneş düşünün ki ışığı yok. Ona güneş denilir mi? Allah düşün ki merhameti yok. Tövbe. Allah düşünün ki, tövbe yani tahayyülü küfür, küfür değil. İhsanı yok. İhsanı yok. Olmaz öyle bir şey. Yani çok antika bir mantık kurulumu var. Ziya verenin ziyadar olması lazım. Şimdi mesela bir tanesi dese ki, arkadaşlar güneş var mı? Şimdi gündüz kaç? 1,5 mudur? 1,5. 2,5. He? 2,5. Ha, 2,5. Şimdi ışık yok mu? Ha işte. Peki desek ki, bir tanesi dese ki, hocam buyurun. Güneş var mı? Bir dakika. Semaya bakıp da ha var denil, ahmaklık değil mi? Eğer ortam onun neticesidir. Yani... Gündüz ışık parmaklarıyla güneşe işaret eder, der. Şimdi niçin uzattım? Ziya verenin ziyadar olması lazım mıdır? Bu mantık üzerine kuracak sonra. İkincisi, tenvir edenin de nurani olması lazım. Yani nurlandıranın da kendisi nurani olması lazım. İhsan, ihsan etmiş sana vermiş, zengin olması lazım. Lütuf da, yani içsel yapılandırmanı yapması için de latif olması lazım. Yani şöyle uygulayayım mı? Mesela işte böyle bir doğuşlar, sezişler, haller olmuyor mu bir namaz kılarken veya Kur'an okurken veya bir dersten böyle bir rahatlık olmuyor mu böyle? O benim nedir biliyor musun? Onaylanmaktır. Allah şu anda senden razıyım demenin adıdır. Hani bir onaylanmayı yapmıştım ya namazda. Gece adam fabrikaya kalkar veya başka bir iş yapar, tuvalete gider, uykusu kalkar, balkona oturur, bir şey yer falan, oturur yatar. Ama aynı insan oraya verdiği bir kalkar, uykusu yok, balkona çıkar, bir su içer veya bir elma yer, yatar. Aynı adam bu vaktini 2 rekat teheccüd kılsa nurlanır. O işi yaparken nurlanmıyor, bu işi yaparken nurlanıyor. İkisi de eylemdir ve aynı insandır. Niye? Çünkü Allah onu onaylıyor. Nurlanmak demek Allah canibinden verilen cevaptır. İhsan oluyor. Yani. İhsan oluyor. Ücretin kendisi oluyor. Evet. Mesela namaz kılabilmek ihsandır, onaylanmaktır. Onaylanmasaydın onaylayamazdın.
her kalp kendiyle beraber sevdiği ve şefkat ettiği zatlara zatlara dahi ihsan edeni dahi pek çok sever. Mesela bir kalp düşünün, sevdiği kişilere seveni sevmesin. Mesela en bariz örneği, anne en çok sevdiği kimdir? Evladı. Evladını kim severse o da onu sever. Mesela bir kadının gözüne girmek için onun en çok sevdiği göz bebeğini sevmektir. Hatta kitapta der ki çocuk yoksa kadın, kız evlenmiş kadın, çocuk yoksa istersen 30 senelik evli olsun kendini misafir bilir. Yani eve bağlı değil. Affedersin, la teşbih ve la temsil. Sığırı ahıra koydun, böyle çıtlar var. O ona geçmiyor. Kendisini güvensiz hissettiği için sığırlar dolaşırmış, koyunlar. Bir oraya bir güvensiz hissederler. Bağladığın zaman kendisini güvende hissederler. Bir kadını eve bağlayan ipi çocuğudur. Çocuk yoksa kendini misafir kabul eder. Misafir kabul edenlerin daha çok bağnaz, geçim zorluğu olur. Alıngan olur. Tahammül zor olur. Yani tahammül sıfatları, tatminkarlıkları da pek olmaz. Ne verirseniz verin pek tatmin olmazlar. Ha, istisna var mıdır? Vardır. Kimdir o? Ya olur mu diyendir. Böyle demem lazım ki patlamasın bana. İnşallah anlamışsınızdır. Biraz önce saydım ya, böyle böyle tip olur. Bazılar diyecek ki, olur mu canım ya, amma daha şey yaptın diyen istisnadır. O istisna, o olmaz, doğru. İstisnaları vardır. Babası çocuk olur mu? Olur. İstisnadır. İsa Aleyhisselam oldu. Annesiz babasız var mı? Adem Aleyhisselam. Annesiz çocuk var mı? Hava validemiz. Babası çocuk var mı? İsa Aleyhisselam. Tamam mı? Tamam, bunlar istisna. Ya bu olur mu diyen de istisna. Çünkü kızarlar. Zaten bir sürü tenkit edenler var. Başka? Ya ben şeyi çok seviyorum. Böyle bugün WhatsApp'ta da paylaştım. Biz var olan metni, Risale'deki metni anlamaya çalışıyoruz. Değil mi? Anlayamıyoruz. Anlamaya çalışıyoruz. Yoku çıkartan bir zatı düşün. Yokken, nümune, model, misal, mukayese, yok bir yani. Onu çıkartan adamı bir düşünebiliyor musun? Ben varı anlamaya çalışıyorum. Şimdi Vesvese Risalesi'nde manalar kalpten çıkar diyor. Hayale girer diyor. Hayalde suretleri nescederler diyor. Manalar münezzeh ise suretler de münezzeh olur. Manalar müleves ise, rezil ise suretler de o tipte olur vesaire. Bir şey anlatacağım size. Usta şöyle demiyor. Zannediyorum ki, galiba ki, ola ki, düşünüyorum ki böyledir demiyor. Bu böyledir, bu böyledir. Bu ne demektir? Dolaşan insanın özelliğidir. Peki sana sorayım Mehmet. Bu dairede tuvalet nerededir? Bu arka tarafından mıdır? Bu tarafta mıdır? Bu taraftan, bu taraftan mı? Buna göre sağ taraf. Tamam. Peki zannediyorsun kesin mi? Kesin. Kesin. Ha bu öyle. Mesela salonda oturan bir insana sorun. Yatak odan nerededir? Şurada der. Zannediyorsun, düşünüyor musun, tahmin mi ediyorsun? Yok canım, kesin. Ha, ustad zannetmiyor. Benim bir tefekkürümden paylaşayım bir parçasını. Beni Kur'an mest eden bir tarafı da şudur. İyi dinleyin ama. Belki ilginizi çekmez. Kur'an beni niçin mest ediyor? Bir sebebi şu. Konuşan bir insanım, yazıp çizen bir insanım, yazılarımı paylaşan bir insanım. Olarak söylüyorum bunu. Kur'an okuduğunuz zaman bakın, meale de dahi bakın. Meale bakın. Öyle bir gidişatı var ki
Tahminim öyledir ki, zannım öyledir ki, zannediyorum galiba, herhalde gibi tabirler yok. Kesin. Üstadın şöyle şeyi var, haberi var. Denilebilir, denilir, öyledir. Ya. Yürütüyor. Denilebilir. Denilebilir. Denilir. Denilebilir. Denilir. Realiteye geçiyor. Öyledir diyor. İlk önce düşünüyor. Kalpte kendisinde karşılığını arıyor ve öyledir. Bu yürümenin adıdır. Bu şey, salak parti bir cümle zannediliyor. Denilebilir. Düşüncede her çeşit ihtimal var. Onu götürüyorsun haritaya, rüzname, takvime, kalbe, enfüse, kainatın çekirdeği değil misin? Burada onaylanıyor. O zaman öyledir. Nefsül emir mi oluyor? Nefsül emir o. Yani Kur'an'ın en çok mesteden işte dedim, zannediyorum galiba ihtimaldir ki, yok, Kur'an'ın gidişatına bakınca bir ciddiyet gözüküyor, bir kesinlik var. İnsana müthiş bir güven veriyor. Anladın mı İrfan? Yani beni çok mest ediyor ya. Kafir diyecek ki, toprak olsaydı o diyecek şey. Hani yani tahmin ediyorum ki, der ki kafir demiyor. Diyecek. Kafir diyecek diyor. Ya leyteni kötü turabı değil mi? Yani Risale-i Nur'da da öyle ya. Mesela manalar kalpten çıkar. Hayale girerler. Hayallerde suretleri giyerler. Zannediyorum, ihtimaldir ki. De düşünüyor, tefekkür ediyor. Bir de bakın siz yani, böyle midir demiyor. Bu böyledir, bu da böyledir, bu da şöyledir. Şu şöyle gider, bu da böyle gelir. Kesinlik insana güven veriyor, güven. İşte kaypak bir erkek de kadına güven vermez. Sert dahi olsa yaslandığı dağın güvenli olması lazım. Kaypak, zannediyorum ki, tahmin ediyorum ki, tamam işte şeyim, hanımım, tamam işte bilmem canım, ciğerim. Yani ikide bir kaypak. Başka uygulayayım. Geçen Üsküdar Marmaray'dan çıktım. 5 yaşında bir kız çocuğu anne babasından bir şey istiyor. Ama paramız yok diyor. Duyuyorum. Yürüyorlar, ben de yürüyorum. Hayır baba. Bak. Ama paramız yok ya. Şu yaptı falan. Hemen geçeyim yine. Kardeşim bir dakika durur musunuz? Böyle olduğum için. Dedim ilk önce itiraz etmesinler diye. Ben hem önceyim hem psikoloğum. Psikoloğum. Bir dakika durun. Buyurun dedi. Hem hocayım hem dini psikoloğum. Hemen itiraz etmiyorsun da metroda bir kimsin kardeşim sen ya. Hemen rızkı şey yapmayın. Kardeşim bu çocuğa öyle dersen biraz sonra bu metrodan çıkıp minibüse çıkıp para vereceksin minibüsçüye. Hani paran yoktu? Çocuğa korkunç bir güvensizlik aşılıyorsun. Vermeyeceksen, almayacaksan izah et. Param yoktur deme. Çünkü biraz sonra senin paranı görecek. Sakın yapma. Korkunç bir çöküntü yapıyorsun. Yalanı öğretiyorsun fiilen. Yalanı öğretiyorsun bir, güvensizliğe aşılıyorsun. Güvensizlik aşılıyor. Durdu. Allah razı olsun dedi. Gitti. Hemen geldiler tam çıkarken, yürüyen merdivene. Bakar mısınız? Bu şeyleri biz nereden duyabiliriz, öğrenebilir miyiz dedi. Etkilenmiş demek. Al şu kartımı, nurdersin.com'da bunlar anlatılıyor, dinlersin. Bakıyorum. Ya korkunç bir şey. Yalan yapmayacaksın. Yani insanların ruhsal yapısını çökertiyorsun. Mesela seni görüyor, hizmet yapıyor bu adam. Vakıftır, bilmem nedir, hocadır, alimdir. Kaypak bir zeminde olmayacaksın. Kaygan bir zemin yani. İkide bir evirip çevirmeyeceksin. Kesin bilmediğin şeyleri söylemeyeceksin. Bilmediğini kim olursa olsun, nerede olursan ol, bilmiyorum diyeceksin. O bildiklerinle sana öyle bağlanacaklar ki bağlanmanı istiyorsan, insanlar sana teveccüh etmeni istiyorsan, o az bilmeni de
sana yeter bile. İhtimali konuşma. İkide bir kararını değiştirirsen sana güveni sarsar. Kızsa bile diyorsun ki yanlış yapıyorsun. Desen ilk önce mukabele eder, kızar bir ne yapar ama vicdanı rahatlar. Bu tamam, bu böyledir. Kesin bir bilmediğin şeyi demeyeceksin. Hemen bir şey hatırıma geliyor. Dün söyledim bilmiyorum. Bugün sitenin başına yazdım. Gördünüz mü? Sitenin başına şöyle yazdım. Bir insanın mukaddesatına ihanet edebiliyorsa rahatça, bunun daha ihanet edemeyeceği hiçbir şeyi kalmaz. İhanet demek, mukaddesatının düşmanına dost olmaktır. Bir insan iddia etmiş olduğu mukaddesatının düşmanı ile beraberse o mukaddesatın düşmanı olduğu kesindir. Bu realite. Çünkü kişinin işidir aynası lafa bakılmaz. Bitti. Nereden biliyorsun? Bundan. Suizan değildir, realitedir çünkü. Bir insanın ne konuştuğu değil, ne iddia ettiği değil, kimin yanında kime karşı durduğudur. Onda hiç şüpheniz olmasın. Takdeyi mühürü vur. Altına da imzayı at. Bu budur. Kalbim temiz efendim. Ustad ona bir misal veriyor. Adam namazda diyor, yelleniyor, gaz kaçırıyor. Abdestin gitti. Niyetim temiz kardeşim. Gaz gitse ne olur ki? Niyetim temiz. Peki bu niyet abdesti durdurabilir mi? Abdestsiz oldu. Realiteye bakalım. Aşağıdan çıkmalı tahabbub ve itaat. Aşağıdan çıkmalı tahabbub ile itaat, hürmet ve imtisa. Dört tane şey aşağıdan. Ki büyük aşağılardan yukarıya tahabbub, sevgi, itaat, hürmet, imtisal, bağlanmak. Fakat merhamet ise yukarıdan bak ne olur? İhsan yukarıdan inmeli, hem şefkat ve terbiye. Terbiye, şefkat, ihsan yukarıdan inmeli. İhsan, şefkat, terbiye. Sözler 709. Başka? İhsan ilahiden fazla ihsan, ihsan değildir. Mesela bir insan, Allah bana bir şey giydirdi. Bana bir nimet verdi, ilim verdi, bir meziyet verdi, bir hal verdi. Tamam mı? Bu bir libastır, ihsandır. Siz de beni anlatırken birisine bana bağlayacaksınız, adam getireceksiniz. Deseniz ki bizim abimiz uçuyor, kaçıyor. Avucuna bakar gibi bütün küre-i arza bakar, herkesi görür. Bu Allah vermediğini söylemektir. Yalandır, Allah'a iftiradır. İhsan ilahiden başka ihsan yapmamaktır. Allah'ın ihsanına kanaat etmektir. Etmek lazım. İhsan ilahiden fazla ihsan, ihsan değildir. Ona örnek veriyor Risale-i Nur'da. Diyor ki, peygambere muhabbet namı altında adavet ederler. İslam'a düşmanlık yaparlar. Nasıl? İyilik zannıyla. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam parmağıyla ayı ikiye bölmüş. Adam buna kanaat etmiyor. Sonra o ay diyor geldi cebine girdi diyor. Bu İslam'a muhabbet namı altında İslamiyet'e en büyük düşmanlıktır. Muhakematta şey söylüyor. Ne diyor? Ahmak diyor. Dünya diyor yuvarlak değildir, düzdür diyor. Bu şey diyor. Şey ahmak, ne ahmak diyordu? Sadıkul ahmak. Güya İslam'a sadakat yapıyor. Ya.
Mesela ay diyor nurdur diyor, kimse çıkamaz diyor. Ahmak, sadıkul ahmak. İslam adına diyor da, hani normal bir adam dese kimse kale almaz da, alim denilen, bilinen, meşhur adam demişti, ben bunu biliyorum. Veya başka bir ahmaktan bahsediyor üstad. Güya ayakta bevletmekten men etmek için hiç akıl hayale girmeyecek, hafsala kabul etmeyecek, dinde olmayacak şeye nispet ediyor. Ayakta bevletmek, haçta annesiyle bilmem ne yapmaktır Mekke'de. Güya bu fiili rezil göstermek için korkunç fiili normal gösteriyor. Yani peki ne diyecek adam? Ayakta bir sürü bevletti. Ha, ayakta bevletmek buysa ikisi eşitmiş yani. Biz zaten ayakta bevletiyoruz. Tamam, bu muymuş? Peki anasıyla Kabe'de bu olursa sokaktaki yabancı bir kadına gayet normal olur. Sakal kesmek için bir tane öyle demiş ya. Ne demiş? Yani mezar çok uzun bir şey de, yani kısadan nasıl diyeyim. İşte tuvalet taşına Cenab-ı Hak Hakk'a şikayet etmiş. Demiş ki yani bana bu vazifeyi niye verdin bana? Tuvalet taşı. Tuvalet taşı. O da işte demiş ki Cenab-ı Hak da sana demiş kesilen sakalların mezar taşı yapsaydın daha mı iyiydi? Şuraya bak. Din yani. Ya sakal kesmenin o kadar çirkinliği. Yani tuvalet taşı mezar taşı olacak sakalı kesenlere. O daha kötü bir şey. O da kötü. Şuraya bak. Muvazenesiz, sadıkul ahmak. İslam'a muhabbet adına İslam'a düşmanlık işte bunlar. Bunlar toplumda şey yapılınca, bunlar yayılınca İslam'dan, İslam bu mu ya? Acayip ya. Yani çok insanlar var, İslam adına İslam düşmanlığı yapıyorlar. Çok, az da değil. Adam din adına dinsizle beraber olun diyor. Din adına CHP ile beraber olun diyen din adamı var. Din adamı kılığında olan var. Din düşmanı, rejim ya, İslamiyet ortadan kaldıran. Adam bir tanesi diyor ki ben diyor başa gelirsem Diyanet'i ortadan kaldıracağım, camileri kapatacağım. Din adına ona oy verin diyor. Alim abi da. Aynı adam. Şuraya bak, Amerika'da oturmuş. Diyanet'i kaldıracağım, camileri kapatacağım diyene oy verin diyor. Amerika'dan söylüyor. Dünyadaki mekteplerimiz adına diyor, Türkiye'yi gözden çıkarın diyor. Bak, vatan sevgisi imandandır Allah Resulü. Adam bak ne diyor. İslam ve Kur'an düşmanı olan CHP'ye hizmet adına beraber olun diyor. Evren cenneti gider demiş. Evren cenneti gider. Peki daha ne desin ki ben münafığım? Ben münafığım demeden daha açık değil midir? Ama biz ahmağız. Biz ahmağız, ahmak. Eşek olursan semer vuran çok olur. Eşek olursan semer vuran çok olur. Ondan sonra bağırma bana niye semer. Ya adam İslam'a, Kur'an'a zıt hareket ediyor. Hala bu uyanmazsan. Peki din adına dinsizlerle beraber olursak düşmanımız kim peki? Onu hiç sormuyor musun? Bir daha söylüyorum. Biz niye ben bu cemiyette tek başına İslamiyet'i yaşayamam? İslamiyet'i yaşamam için cemaat olmam lazım. Niye? Dinsizliğe karşı. Dinsizliğin simgeselliği CHP'dir. Kemalizmdir. Masonluk ve komünizm manasında olan Kemalizm diyor. 34. sayfa münazaratta. 17 miydi? 17. Sağ ol. Yanlış sayfa olmasın. Masonluk ve anarşistik manasında olan Kemalizm diyor haşiyede. Öyle mi? Bak oraya. Şimdi din adına dinsizlerle beraber olursan ve bu da din olursa bizim düşmanımız kim? Düşmanla dost olursa düşman kalır. Ahmak olursan oluyormuş. Okuyorum. Başka. Beşerde havas ve avam iki tabaka var.
Havastan avama merhamet ve ihsan ve avamdan havasa karşı hürmet ve itaatı temin edecek zekattır. Zekatı nasıl yorumladı, gördün mü? Havastan avama merhamet ve ihsandır. Bu sistemi işleten zekattır. Çok garip değil mi? Yani zekat müessesesi içsel yapılandırmadan bahsediyor. Para elden çıkıyor. Para değil bu. Onu verebilme itikadı. Zekat vermek. Toplumsal barıştan bahsediliyor ya. İşte bu. Toplumsal barışta ben biraz da değişik anlatmaya çalışıyorum şu. Bu zekat inançtır ya. Onu inşa eden eylemdir. Vermek. O değil. Şimdi bu inancı insanı yapılandırıyor. Zekat vermek bu İslam esasından bir tanesi. O verirken zekat verme itikadımız, inancımız bizi canlanıyor. Yani ruhsal enerjidir. Yani inşa oluyoruz. Manevi alem inşa oluyoruz. Onun da eylemsel itibariyle şöyle gözükür. Havastan yani yukarıdan aşağıya merhamet, ihsan olur. Aşağısı da buna karşı ne cevap verecek? Hürmet ve itaat. Bunu temin eden, aşağı ile yukarı birbirine bağlayan zekat hakikatıdır. Yani aşağıdaki diyecek ki bu bana iyilik yapmıyor. Bu Allah'ın bir emrini uyguluyor. Allah'a tabi. Dolayısıyla ben buna kul köle tezellül etmeye, yaltaklanmaya ihtiyacım yoktur. Ama itaat ederim, ondan sonra severim. Ne yaparım diye başka? Yukarıdan aşağı. Hürmet ve itaat. Çünkü hürmet edene hürmet edilir. Ben Allah'a hürmet ediyorsam, mahlukatı da bana hürmet eder o nispetten. Unutmayın bunu. Büyük zatların sözüdür. Ben Allah'tan ne kadar korkarsam, benim düşmanlarım da o kadar benden korkar. Ben Allah'a ne kadar itaat ediyorsam, benim düşmanlarım da bana o kadar itaat edecek. Ha? Şey de vardı, bir hadis-i şerif miydi hocam? Siz yaşlılarınıza hürmet ederseniz, yaşlandığınızda Allah da size hürmet edecek gençleri yaratır. Yetiştirir, nesilleri yetiştirir. Aynı. Men dakka dukka. Başka? Bakayım saate. Hızlı okuyayım o zaman çizdiklerimi. Bir saat olmuş. Hızlı okuyorum, izah etmeyeyim. Makbul bir insan hakkında en mühim bir ihsan ilahi, ihsanını ona ihsas etmemektir. Ta niyazdan naza ve şükürden fahri girmesin. Geldi girme, girmeyeceğim. Mektubat, girmeyeceğim. Yani, şu kız ağzı. Ben Risale okuyorum, namaz kılıyorum, hala bazı şeylere varamadım. Merhametten dolayı. Eğer sana yaptıklarını hemen hissettisiydi, davaya kalkardın ve onları da kaybederdin. Onun için ihsanından dolayı ihsas etmiyor. Bu kadar yeter. Başka, mevcudatta sebebi muhabbet olan hüsn ve ihsan ve kemal, umumiyetle baki hakikinin hüsn ve ihsan ve kemalatının işaratı ve pek çok perdelerden geçmiş zayıf gölgeleridir. Başka, burayı geç, şuraya koy. Hadsiz ebedi sanata karşı kainat kadar bir kalbim olsa, o ihsana karşı muhabbetle dolmak iktiza eder ve doldurmak isterim. Lemalar 58. Sık bir derslik. İrfan, bir de okuyayım. Hadsiz ebedi ihsanata karşı kainat kadar bir kalbim olsa bu işte, o ihsana karşı muhabbetle dolmak iktiza eder ve doldurmak isterim. Kainatın bir sebebi vücudu da muhabbettir diyor abi. Evet. Ama kainat kadar bir kalp ya. Yani. Zaten de öyle değil midir abi? He ya. Kainat kadar bir kalp. Allah Allah. Allah Allah.
İhsanat-ı Rabbani'nin en çok çeşitleri ve rengarenkleri cinsmaniyettedir. Başka? Hayat dairesinde rahmetin en cemiyetli, en geniş, en zevkli olan rızıktaki ihsanat-ı rahmaniyeye nezaretle beraber şuursuz şükürleri şuur ile temsil eden Mikail aleyhisselamdır. Şualar 263. Bugün seni hatırladım ama. Şuuru kim temsil ediyor? Mikail aleyhisselam. Hayatı kim temsil ediyor? İsrafil. Ruhu? Azrail. Yok, ruhu İsrafil abi. Hayatı Azrail. Yok yok, İsrafil, hayat, ruh Azrail. Aklı? Cebrail. O Cebrail, onda hem fikiriz abi. Tamam. Tamam. Mikail'le Cebrail tamam. Mikail şuur. Hayatı Azrail, ruhu İsrafil diye biliyorum abi. Yani tam zıt. Tam zıt. Azrail ruhu. Çünkü ona teslim etmek var ya. Ruhlar kabzedecek. Evet. O onunla nezaretlidir. Hayatta değil. Ruhla işi var onun. Ve çok kaliteli bir şey peygamberdir. Çok hoşuma gidiyor. Yakında tanışacağız zaten onu. İnşallah kendisi gelir abi. İnşallah. Nereye gelecek biliyor musun? İnsanın aynesine. Neresiyse aynesi. İnsanın aynesine. Sima değil mi? He? Sima değil mi? Bilmiyorum aynası. İnsanın aynesine temessül eden timsali sureti varmış. Zahirde gelecek abi zaten burada değil mi? Orada arıyorsun. Sanki yok. Adam gidiyor. Yaşasın. Bizde olan aileyi mi kaybediyoruz abi? He. Timsal olmayacaksa. Kaybetmiyoruz. Biz bir şey kaybettiğimiz yok. Bugün şey yaptım. Azrail'in bizden ayrılması noktasında diyorum abi. Şöyle diyeyim. Şimdi ceset ve ruh var. Ruh nerede cesette? Her yer. Ha, bazıları diyor ki içeride. Neresi içeride? Karaciğer, böbrek mi? Bütün. Ya tamam da nerede yani? Aynı. Ceset aynı ruhtur. Ruh aynı ceset midir? Odundaki duman ve nur gibi de tamam da nasıl bir şey yani? Yani et kemiğe büründüm, Yunus diye anıldı mı diyor. Göründüm. Yani ruh nerede yani? Neyse. Abi. Orada anlarız biraz. Allah'ın varlığı bütün nimetlerin fevkinde öyle büyük bir nimettir ki sonsuz nimetlerin envaını, nihayetsiz ihsanların cinslerini, sayısız atiyelerin sınıflarını havi bir menba ve bir kaynaktır. Başka? İman, Şems-i Ezeli'den vicdan-ı beşere ihsan edilen bir nur, ihsan okuyorum ya, ihsan edilen bir nur, bir şuadır ki vicdanın iç yüzünü tamamıyla ışıklandırır. Başka bir noktada veriyor. İman, Şems-i Ezeli'den ihsan edilmiş bir nur olduğu gibi saadet ebediyeden de bir parıltıdır. Nuru Allah'tan, parıltı şeyden geliyor, ahiretten. Ahiret inancı. Başka tabakat-ı fukaradaki aç ve fakirlik, ihsan ve merhameti mücib iken esaret ve sefaleti intaç ediyor. Başka? Cenab-ı Hak avam-ı nasa lütfu ihsanı ile hakikatları onlara ülfet ettikleri bir libas ile, bir şive ile göstermiştir ki tevahuş edip ürkmesinler. Ölüm de böyledir, hayat da böyledir. Allah'ın bak, Miraç'ta Peygamberimiz Aleyhisselam'la Ebu Bekir Sıddık'ın lisanını kullanması bundandır bak. Cenab-ı Hak avam-ı nasa lütfu ihsanı ile hakikatları onların ülfet ettikleri bir libas ile, bir şive ile göstermiştir ki tevahuş edip ürkmesinler. Başka? Kendisine arz-ı müştümelatı ihsan edilmiş insanın elbette saadet ebediyeye liyakatı vardır. Başka? İlim sıfatını ihsan edenin ilimsiz, şuuru ihsan edenin şuursuz olması muhaldir. Başka? İnsandaki tenevvü hacat, Cenab-ı Hakk'ın enva, ni'am ve ihsanatına bir merdivendir. Başka?
İhsan servetin, icat vücudun, icap vücubun, tahsin hüsnün, tenbir nurun, feri ve delilidir. Başka? İyi dinleyin, burası çok önemli. Bu zamanda en büyük ihsan imanı kurtarmaktır. Başka? Külli kanunların tazikinden feryat eden fertlere inayet-i hassa ve imdadat-ı hususiye ile ihsan-ı mahsusu ile Rahman-ı Rahim her biçarenin imdadına yetişebilir. Başka? Ciddi, muştak, halis, talebi, ulum. Bu da çok önemli, müjdedir. Bak, nur talebe. Talebe var ya, talebe isek. İnşallah Allah talebe etsin ki talebeyiz, öyle zahir. Bak ne olacaksınız? Ciddi, muştak, halis, talebi ulum. Tahsildeyken vefat ettikleri zaman, berzahta aynı tahsil misali bir medrese-i manevide bulunuyor gibi, o aleme muvafık bir vaziyet ihsan ediliyor Kastamonu 255. Kimse bir yere gitmedi abi. Kimse bir yere gitmedi diyormuş. Talebi, bir talebi olman kaldı. Talip oldun yetti. Ölümden korkan talebe olsun. Çünkü hiçbir şey anlamayacak. Yalnız gelen giden farklı işte. Külfetsiz. Evet. Nasıl ki şu anda sizden hariç birilerin olduğunu haber verdikleri gibi. Öyle diyor Üstad Barla'da. Değil mi? Şu dersleri dinleyenler siz mi zannediyorsunuz? Ya. Bu zamanda en büyük bir ihsan, bir vazife, imanı kurtarmaktır. Başkalarının imanına kuvvet verecek bir surette çalışmaktır. Son dört tane. Bu zamanda insanlar ihsanını muhtaçlara çok pahalı satarlar. Sevilmek istiyorsan ihsanını ucuz sat. Ulaşılmaz olma. İhsan ilahi ile tavsifte kanaat etmek farzdır. Başka? Bu çok önemli. Bir ilacı istihsan edip İzdiyat etmek, devayı da inkılap etmektir. Yani bir ilacı sana nasıl denmişse öyle kullan. Çok fayda verir diye ilacın tanımlaması ve tarifinden fazla yersen şifa yerine hastalık olur. Onun için her şeyi sebeplerine riayet ederek al. Mesela uygulayayım bir tanesi. Mesela şeyi, Hazreti Ali'nin şeyi, münacatı neydi? Celceluti'yi. O ustad iki metin var ya, kaldırmış. Ya ne olacak diye. Onu da okuyorlar, her gün evrat yapmışlar Celceluti'yi. Tamam, kaldır o iki metni de ondan sonra yap. Ustad okumadığını okuma. Sana rehbersiz denize inersen vurgun yersin. Rehbersiz dalma. Sana o Celceluti'nin iki metnini, beytini, bendini kaldırmış. Okuma. Okuma, laf dinle. Okuma. Niye vuruyorsun Hasan? Okudum ben de. Ondan diyor. Okuma. Ve okumuyorum da. Celceliti hiç okumuyor. Belki de 5 sene var. Fazla belki. Ne olacak canım ya? O iki bendini bak şu anda şey yaptı yani. Okuma o iki bendini. Huddam geliyor bu sefer. Okuma. Laf dinle. Ben zor yoldan öğrendim. Siz kolay yoldan öğrendiniz. Öyle mi? Siz zor yoldan öğrendiniz. Evet. Ben bedel ödedim. Yapmayın deyince yapmayın ya. Heyecanlanınca yapma kardeşim. Yapma Allah rızası için. Yapma yani. Yapma. Bu bir. Bir de Allah rızası için simalara. Ya simaları okumak istiyorum. Sakın Allah rızası için yalvarıyorum. Böyle bir şey istemeyin. Varsa da biraz kıvılcım, Allah'tan yalvararak isteyin ki kapatın. Ya Rab kapat. Ben her zaman dua ediyorum. Şu anda da dua ediyorum. Ya Rabbi bana simaları açma. Feraset uzun ömür. Başka bir şey o feraset. Simalara bakıyorsun, adam domuz, yılan, çakal girdi. Nasıl ders yapacaksın? Ya adam girdi, bir bakıyorsun acayip. Hani çok tuhaf değil mi? Adam her şeyi için seyrediyorsun. Oluyor. Feraset başka bir şey. Oluyor muydu abi? Ha? Hiç oldu mu? Ya, bizde nerede olacak öyle şey ya? Ama yalvarıyorum yani, yapmayın.
yani bazı şeyler olmuşsa da o bile insanı dehşete düşürüyor. Yok. Yapma kardeşim. Hizmete kanaat et. Allah rızası için başka bir şey isteme. Bizim ücretimiz hizmetin kendisidir. Böyle maceralara düşme ne olur. Çünkü kimse seni kurtaramaz. Çünkü niye? Himmet de etmez usta. Başkası da etmez. Laf dinlemediğin için. Laf dinle. Bir ilacı istihsan edip izdiyat etmek, devayı daya inkılap etmektir. Aynı böyle. Başına bela salarsın. Güya şifa diye okuyorsun. Başına bela sarmak için okuyorsun. Kardeş bildiğin gibi değil ya buralar. Yani patlamak üzereler yani. Hepsi patlamak üzere. Çıkmak istiyorlar. Maneviyat da şerde. Kapağını açma yeter ki. Daha kontrol edemezsin. Çok feyiz gelse bile motor yanar. 500 bin voltluk keban enerjisini eve bağlasa ne olur? Arada trafo yok. Bina uçar uçar. Binan uçar. Allah'ım göster ben nur talebelerine. Ya Rabbi Müslümanlara hasreten nur talebelerine. Allah'ım açma onlara. Hizmet ettir. Hizmet imaniyede daim kayım sayım eyle. Ya Rabbi öyle şeyleri maceralara vesile olacak. Öyle manaları açma Allah'ım. Açma. Peki abi insanın kendisini şey yapması nasıl bir şey? Nasıl? Mesela karşıdaki simalar değil de hani mesela kendi sıkıntılarını çözmeye çalışması. Yani mesela diyelim ki hani kainat bizim karşılığımız ya. Mesela diyelim ki alem misali bir görmek istemesi. Karşılığı o ama alemi misal o inkişaf için değil o. Yani inkişaf istiyorsan en büyük inkişaf şudur. En büyük unutma. İmandan sonra en büyük inkişaf günaha karşı meyil olmaması. Bahattin Şah'ın Nakşibendi Hazretleri'nin sözüdür. Efendim sizden ders alanlar uçuyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar, suyun üzerinde yürüyorlar. Sizde böyle harikalar gözükmüyor. O demiş ki günaha karşı meylim kalmadı. Ondan daha büyük ihsan olur. Ondan daha büyük keramet olur. Kardeşim biz kuluz. Emredilenimle mükerrem. Hizmet edeceğiz. Hizmet ederken imanımız kurtulur. O mutmainlik açısından söyledim herhalde sen mutmainlik açısından. Ya tefekkürünü açar abi yani. Hayır. Daha rahat diyoruz. Peki Üstad Hazretleri diyor ki abi keşke diyor Halife Kainat hakkında diyor işte melaikeler ne diyor keşke onları da işte görseydim diye. O kapı da açılıyor ona. Ona nasıl bakmamız gerekiyor? Yani? Şimdi o nasıl bakacağımızı baktırıyor işte zaten orada. Şimdi biz neyi biliyor musun Mehmet'im? Altyapısı müsait değil. Burada trafo koymuş şehir, Zeytinburnu. Keban'la gelen ceyranı oraya indirgeniyor. Sonra 220, içeri 280 geliyor. Bina 280 gelir. Ondan sonra 220 biz kullanırız. Tamam mı? Şimdi o trafoyu kaldırmayı söylüyoruz. Ama ev müsait mi? Biz kimiz Mehmet ya? Ustad diyor ki geldiğime diyor bin pişman oldum. Ustad evet. Diyor bunu. Evet bin pişman oldum. Sonra işte iman nuruyla... Ben size bir o zaman şey yaptığım için bir parçasını söyleyeyim. Mesela bazı şeyleri istedim. Bin pişman değil, milyar pişman. Ve yalvarıyorum size. Hiçbir derste böyle yapmam yani. Hem bir derse gideyim falan yalvarmıyorum. Cevşen okuyayım. Bu konuda yalvarıyorum. Çünkü faturası çok ağır oluyor. Ben de işte sürat dersi yapıyorum, sima yapıyorum. Abi de inkişaf etmiş öyle... Uçup kaçıyor, bir sürü yakıştırmalar yapıyorlar. Hepsine söylüyorum. Hiçbirisi bende yok. Zannediyorsunuz. Ha, olabilir mi? Siz de. Ben Allah'ımdan olmaması için dua ediyorum. Ve vermiyor. Dua ediyorum. Allah'ımı açma. Bana hizmeti nasip et. İmanımı inkişaf ettir. Bana o tür şeyleri, maceralara kaptırma ya Rabbi. Dengemi bozdurma ya Rabbi. Çünkü benim evim müsait değil ya Rabbi. Sen iyi biliyorsun. Şimdi de dua ediyorum. Dersin işte. Delal-ı Kur'an bu makamda. Ya Rab açma Allah'ım. Açma. O zaman şeytan yaklaşıyor herhalde. Sağ tarafta. Tabii. İmanın inkişaf olur. Zannediyor. Böyle olur. Oradan. Ne olur biliyor musun? Böyle ben bir kişiyi gördüm. O tarihte denk gelmişti. Adam açılmış. Seyrediyor. Saatlerce. Ne gelen gidenden umrunda dershanede... Ne de şey, hiç umrunda değil. En son Bakırköy'e kaldırdılar.
kontrol edemezsin. Kimsin sen ya? Haddini bil. Kontrol edecek şeyin var mı? Boyun kadar köpeğin tasmasını tutmuşsun. Lan nasıl tutacaksın o köpeği yani? Dev bir atın şeyini tutmuşsun. Nasıl kontrol edeceksin kardeşim onu senin? Heylan geliyor. Dur. Dozer seni itiyor. Dur. Durdurabilir misin ya? Kardeşim karışma. İnsan bir kavşaktır. O bir açıldı mı Mehmet? Açıldı mı? Japon tsunamisine benzemiyor Mehmet. Darmadağın ediyor yani. Ya kontrol edeceksin ya kontrol edileceksin. Tarumar ediyor. Bizim işimiz hizmet etmek. Bak bunun biraz ehliyim. Bunu biraz anlayanım. Ya konuşup duruyorsun. Ya kardeşim yaşamışım. Yaşamışım. Yok. Ha böyle istediğim de mi oldu? Yok. Açıldı biraz. Ben istedim. Hayır. Hemen zaten açılma. Hafif bir kılcım. Bitti. Ve o sene bu sene Allah'a şükürler olsun. Bende hiçbir şey yok. Hiçbir şey görmüyorum. Kim bana böyle isnat ediyorsa bu doğru değildir. Yanlıştır. Ben söylüyorum. Beni benden daha iyi biliyorsun. Yok böyle bir şey. Olmamasına da hamd ediyorum. Şükür ediyorum. Yok. Hamd olsun. Bildiğin gibi değil ya. Acayip bir şey. Hürriyet-i Şeriye, Cenab-ı Hakk'ın Rahman, Rahim tecellisiyle bir ihsanıdır ve imanın bir hasasıdır. Yani imanı kamil olanlar, imanını başkasına bağlamamak hürriyetidir. Hocam biliyordur, abim bir şey biliyordur. Ya bir şey, sen ondan daim biliyorsun demek köleliktir. Allah biliyor. Diğerleri naklediyor. Doğruyu naklederse uyulur. Nakletmiyorsa atıyorsun çöpe. Ben size doğruyu, bunu naklediyorsam külliyatı uyacaksınız. Nakletmiyorsam uymayacaksınız bana. İhsan ilahiden fazla ihsan ihsan değildir. Her şeyi olduğu gibi tavsif etmek gerektir. Ve son cümlemiz bu olsun. Haletim de müsait değil zaten. Laf dinleyeceğiz. Laf dinledin mi? Rahat edersin. O biraz önce laf dinlemeyeceksin. Kaynağa, esasata, iddia ettiği kaynağa bağlıysa laf dinle, benim lafımı dinle. İddia ettiğim kaynağa muhalefet ediyorsam günahım senin başına. Bana itaat etmeyeceksin. İddia ettiğim dinse dine uyacağım. İddia ettiğim Risale-i Nur'sa ben ona uyacağım. Eğer ben uymuyorsam senin vazifen bana uymamaktır. Çekip gideceksin. Ahmak mısın? Niye bana uyuyorsun? Ben uymuyorum. Ben uymuyorum. Sen bana ne uyuyorsun? Lan ne tuhaf insansın derim. Ya ben uymuyorum, görüyorsun uymuyorum, muhalefet ediyorum. Sen bana niye muhalefet etmiyorsun? Niye bana tabisin? Ama buna uy. Buna uy diyorsam sen de bana uyacaksın. Bana uymuyorsun. Ben aynayım. Burayı gösteriyorum. Tabii ya. Birbirinizi ilah edinmeyiniz. Niye ilah ediniyorsun ya? Hakikate tabi olacağız. O kadar. Allah'ımız bir. Doğruluk ölçüsü. Dile-i Şerif. Ya bunları anlatan da yok ha. İsrarlı da bağırıp çağıran da yok. Hep gel bana, gel bana. Rabbena hep bana, hep bana, hep bana. Rabbena bana. Bana bana. Hep böyle tenkit, eleştiri. Ya bu insanlar bıktı bu tenkitçiyle ya. O şöyle, bu böyle. O onlar öyle gidiyor, bu böyle geliyor. O yanlış yapıyor. Hayır kardeşim. Meşgul olmayın. Hakikati göster, daha meşgul olma. O kadar ya. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fatiha temâs-selâvâ.